2015-2017'ye kadar bizim orada bir ihale yapıldı. Benim bir mezdramdan elektrik hiç yok. Bizim oranın en coğrafi, en güzel köy o köydür. Yaklaşık 70 hanalık bir köydür. Maalesef elektrik yoktur diye kimse köye gelmiyor. Şu an 7 hanalık köydür, 7 ev var. Azdır diye elektrik yoktur, kimse köye gelmiyor. Yoksa o köy zengin bir yerdir yani. Güzel bir yerdir. Benimle köy arasında 1400 metre bir mesafede orada buz olsa, yağ olsa, neyse yani gıda neyse bizim köye getirip dolaba katıyorlar. Akşamüstü gelip götürüp yiyorlar yani et olsa. Yani mağdurlar sana nasıl anlatayım? Yani bir mağduriyet içindeyiz ki yani anlatılmaz bir şey. Ben 2017'de Tahsin Kaya'yla Murat Kaya'yla tanıştım. Dedi ihale biz almışız, biz yapacağız. Sonra gelmediler. O ihale nereye gittiğini dilekçe yazdım. Dilekçemin sonucu da gelmedi. 2023'ten tekrar dilekçelerimi yazdım. Kurumlara verdim. Üstüne gezdim. Lice'de bir tane bayan vardı. Dedi gel akşamüstü. Dedi dilekçen kabul edilmiş. Gel dedi imzala. Dedi Diyarbakır'a götür. Ben aynı o gün Lice'de gelmiştim. Saat 3'ten Diyarbakır'a geldim. Tekrar Lice'ye gittim. İşlemi bitirdim, yazdırdım. Diyarbakır'a getirdim. Bana dediler ki, bana en son 12. ayda dediler ki Şavur Dağı var. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Oraya çektiler. Nasıl çektiler bilmiyorum. Onu ancak onlar Allah bilir, onlar bilirler tabii. Sonra bana dediler ki para yoktur, çekmiyoruz. Gittim bayağı tartıştım, baktım boş. Köyler çoğu gelip ev yapacaklardı. Ben amcamın oğlu bir tane ev yaptı. Ama elektrik yok, bir şey yok. 2 Şubat'ın 6'sından deprem oldu. Tabii mağdur bazı evler çatlandı o köyden. Bana elektrik faturası istediler. AFAD Genel Müdürü'nün yanına çıktım. Dedim arkadaş sen bana benden fatura istiyorsun da benim köyümde elektrik yok. Adam şok geçirdi. Nasıl dedi? Hani devde yaşıyoruz. Senin köyde nasıl elektrik yok? Dedim inan ki eğer sen inanmıyorsan buyur beraber gidelim bakalım. Elektrik yok. Çekmiyorlar yani. Çekmiyor da çekmiyorlar. Adam bana diyor bekle. Dünden gittim yine tartıştım. Adam diyor bekle yani. Ama ne zaman kadar bekleyeceğim? Üçüncü de ele bana dedi 1400 metre ise trafo aldığın enerji yerine kadar. Diyor oraya kadar sen çek. Köyün içi tarafı diyor bana ait. Eğerse param varsa 16-17 değer direkt parayla alıyorsam yani tel elimle yani parayla alıyorsam niye tarafı da almıyor? Herde bir gücüm varsa, güç de bende yok, köylerin de gücü yok. Bizim orada nehir var, su akın nehirlerimiz. Bu Diyarbakır suyu bizim köyden başlıyor. O suları mesela soğuk suyu ve ayranı ve yoksa yoğurtu götürüyor suyun içine katıyorlar, suyun içine poşete laylonla. Akşam çıkartıp getirip yiyorlar. Domates aynı, salatalık aynı. Yani bu hiçbir ülkeden yaşanacak bir yer değil yani. Rısmeten zulüm altında yani. Bu bize niye gelmiyor? 2017'de 7 yıl. Bu 7 yıl bu hiç ihale bize para düşmedi mi? Kulp'in 18 köyün yapılıyorsa, Lice'nin 3 köyü tek hanalı ve yoksa kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere yapılıyorsa, benimki 500 yıllık bir köydü. Yapılmıyorsa bunun mutlaka bir sebebi var yani ya. Bunun illa bir sebebi var. İlla bir dayı bir yerden çıkıyor buradan. Geçen sene ben dedim kendi imkanlarımı çekeyim yani. Dedim biraz para köylerden toplayayım, çekeyim. Normal kanunca ben önce öyle biliyordum yani ya. 1000 metreden kendi köyümde ben tarafımda oraya elektriği götürebilirdim 1000 metreden. 1400 metre çıktı. TEDAŞ dedi ben kabul etmiyorum yani. TEDAŞ, Lice'nin TEDAŞ'ı ha. Dedi 1400 metreden sana yani o tarafadan vermeyiz yani. Kendi tarafı götür köye yap. Yok tarafı 150-200 milyar para. Ben oraya şu an kalksam desem götüreceğim ana 1 milyar para lazım. En az. O 1 milyar para da benden nerede çıkıyor ki? Benim talebim bu. Devlet bana elektrik çeksin. Köylere elektrik enerji versinler. Ben talebim bu. Bunun yetkisi kimse. Benim köyüm mağdurdur. Mağduruz. Gerçekten çok mağduruz. İnanamayan insan varsa gelsin benim beraber köye gidek. Köylerin halini görsünler. Hele bir gece de o köyden kalsınlar, o sıcak suyu içsinler ki akılların başına gelsin, desin ki burada insan yaşıyor. Biz de insan evladıyız yani.